Afrika ülkesinden gelen bir işçiden bahsediyorum. Bu yaşanmış bir şey bu arada. Ha, şaka da yapmıyorum. Gayet yaşanmış bir şey. Nijerya'dan ya da ne bileyim Afrika'nın herhangi bir ülkesinden ya da Uzak Doğu'dan ya da Asya'dan ya da Orta Doğu'dan gelmiş bir işçiden bahsediyorum. Geliyor, patronuyla tanışıyor. Adalet duygusu farklı gelişiyor bu tip ülkelerde. Söylediğim gibi çetelerle yönetiliyorlar zaten birçoklarında. Şaka da değil yani. Bir açın bakın Google'dan, YouTube'dan oturun izleyin. Yani dizilerin devamını izleyeceğimize oturup bunları izleyelim. Bu ülkeye gelen insanlar nasıl ülkelerden geliyorlar? Nijerya mesela nasıl bir ülke? Nasıl yönetiliyor? Bunları bir izlememiz lazım öncelikle. Şimdi buraya geliyor insanlar, yabancı uyruklu insanlar. O patronun X Parti üye olduğu için bugüne kadar fabrikasına teşviklerde yapıldığını, inşaatlarının izinsiz olsa da devam ettirildiğini görüyor. Gördüğü adalet anlayışı kendi ülkesindeki adalet anlayışına çok benziyor. İşleyişe çok benziyor. Kimse de karışmıyor, polis herhangi bir şeyde etkide bulunmuyor, bakanlıklar herhangi bir etkide bulunmuyor, devlet başında değil, birazcık daha işin içine, biraz Türkçe öğrenip biraz daha işin içine girdiyse vergiyle ilgili sıkıntısı olmadığını da görüyordur. Birçok konuda bir şeylerin silindiğini, örtbas edildiğini gördüğünde ne yapacak? Tamam diyecek ya, burası da bize benziyor. Ben de öyle devam edeceğim bundan sonra diyecek. Ben de çalacağım diyecek. O beni çalıyorsa ben de onu çalacağım diyecek. O devleti çalıyorsa ben de onu çalacağım diyecek. Bu da böyle bir döngü. Siz bu sadece bu insanları suçlamakla devam edemezsiniz hayatınıza. Ya da sadece ve sadece onu buraya getiren patron değil ya da işveren değil ya da sistem değil suçlu. Burada kurulan bir sistem var ve esas sıkıntı bu sistem.